Merhabalar, ben Didem. Sizlere Mansur'un temel hareketlerinden biri olan küçük yaprak hareketini aşamalarıyla göstereceğim. Bunun için 12 ya da 1 bölü 2 yassı düz kesik fırçaya ihtiyacımız var. Ve iki renkte akrilik gerekiyor. Öncelikle fırçamızı yan olarak küçük dokunuşlar ile koyu renk olan boyaya batırıyoruz. Bu şekilde alıyorum. Daha sonra açık olanı küçük dokunuşlar yapıyorum. Ve dik olarak tutup basıyorum. Fırçanın içini doldurmak için. Tekrar alıyorum. Fırçayı açarak dolduruyorum. Evet, fırçam doldu. Fırçam dik ve V şeklinde duruyor. Yukarı doğru basıyorum ve tekrar dikleşiyorum. Tekrar yapıyorum. Dik, bastım ve tekrar dikleşiyorum. Bir yaylanma hareketi var. Tekrar yapıyorum. Bastım ve tekrar dik olarak bitiyorum. Dik, basıyorum ve dik olarak bitiyorum. Dikkat ederseniz şu iki bombe fırçamın basmayla oluşuyor. Şu iki bombe. Hiçbir şekilde fırçamı döndürmüyorum. Parmağımın arasında da döndürmüyorum. Hareket ile de. Bakın dik, bastım ve dikleştim. Evet. Bunun aşağı bakan hareketini şu şekilde tutuyorum. Fırçam yine dik başlıyor. Basıyorum ve yine dik olarak bitiyorum. Bastım, dik olarak bitiyorum. Tekrar basıyorum. Fırçam dik, bastım ve dikleştim. Bastım ve dikleştim. Evet, şimdi sağ tarafa bakan yaprak hareketinizi yapıyorum. Basıyorum, dikleşiyorum. Bastım. Tüm hareketleri çalışırsanız eğer objenizi ya da defterinizi çevirmenize gerek kalmaz. Bu şekilde. Evet, şu şekilde tutuyorum. Basıyorum. Sol çapraz. Hocam dik basıyorum ve topluyorum. Sağ çapraz. Fırça dik başlıyor ve dik bitiyor. Sadece bastığınız zaman bombeler oluşuyor. Evet, sanırım tüm hareketleri yaptık. Şimdi bunları bir araya şu şekilde getirirseniz eğer çalışırken tüm yönleri çalışmış olacaksınız. Evet, yukarı bakan yapraklar oldu. Burada fırçamı yeniliyorum. Fırçam dik. Şimdi bir dal yapacağım. Küçük bir dokunuş yapıyorum. Hafif basıyorum ve hemen kaldırıyorum. Süpürerek yukarı çekiyorum. Tekrar buradan basmıyorum. Diğer yaprağa. Aynı daldan küçük bir dokunuşla yan yaprağa geçtim. Bunun aynısının aşağı bakanını yapalım.
Fırça dik. Basıyorum. Çekiyorum. Bastım. Çektim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Dik tutuyorum yine. Fırçam dik. Küçük bir dokunuşla basıyorum ve kaldırıyorum. Süpürüyorum. Evet, bu da aşağı bakan. Bunları tek tek çalışırsanız her yöne bakan yaprakları yapabilirsiniz. Objenizi çevirmeden tabii ki. Bakın sağa bakan. Sağ aşağı ve bu da yukarı. Tekrar fırçamı dolduruyorum. Dal için küçük bir dokunuş. Ve süpürüyorum. Evet. Tekrar fırçamı dolduruyorum. Şimdi sola bakan yapraklar. Buradan. Dikleştim. Yine bir küçük dokunuş. Basıyorum. Ve çekiyorum. Dokunup çekiyorum. Evet. Yaprakları bu şekilde çalışırsanız bu yapraklardan daha sonrasında çiçekler de oluşuyor. Onun için her yönünü çalışmanızı tavsiye ediyorum. Kolay gelsin şimdiden. Hoşça kalın.